Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu seferki sergimiz Türk resminin genç sanatçılarından Bahar Oganer ve Ozan Ogener'in resim ve heykel sergisi. Ben ikisine de Ekol Sanat Galerisi, Ekol Hastaneleri ve Baz Ailesi adına hoş geldiniz diyorum. Sergi açma fikri Mehmet Bey ile tanışmamızla gerçekleşti. Kendisi önce kişisel sergi istemişti benden. Sonra bizi eşimle beraber Ozan'la tanıyınca ortak sergi açma fikri gelişti. Serginin adının zamansız olması, sergideki işlerimizin geçmişten bugüne olan, yani bir 5-6 dönem, 5-6 yılı kapsayan dönem dönem işlerimizin bir araya gelmesinden ortaya çıkıyor. İşlerimizde ortak bir figüratif bir bağlam var. Bunları bir araya getirmemizin ve birçok yıla tekabül etmesinden dolayı işlerin zamansız koymaya karar verdik. Eserlerindeki kadın figürleri, yani ben hep kendi figürümle başladım, otoportrelerle başladım ve eserlerimde hep kendi figürüm devam ediyor çalışmaya ve sırtı dönük figürler daha çok göreceksiniz bu sergide. Bir yalnızlık ve psikolojik olarak kadının psikolojik etkisini işlerde birebir görebilirsiniz. Bu sergi için üretim sürecim 6-7 ay kadar sürdü. Yani çok uzun soluklu bir sergi oldu çalışma süreci. Serginin genel olarak kavramı ve fikri eşimden çıktı. Buradaki zamansız eserlerin zamansızlığı, birleşmesi, bazı işlerin geçmişten ve şu an yaptığım işlerin bir araya gelmesinin dışında benim için eşimle uzun bir vadede zamansız bir birleşmeyi anlatmaktadır. Bazı işlerin üretim süreçleri daha önceden başlamasına rağmen full yoğunluk olarak 3,5 ay gibi bir süre sürdü. Neredeyse cumartesi pazarımız bütün sabahtan gece yarılarına kadar çalışmak durumunda kaldık. Tabii bazı eski işlerimiz de burada olduğu için o bizi birazcık rahatlatmış oldu. Atatürk'ü yapma sebebimiz tabii bir sürü örfün, adetin, danteldeki örfün ve adetin kullanılmasıyla beraber fikir bazında teşekkür etmem gereken kişilerden biri olan 9 Eylül Üniversitesi doçentlerinden Oktay Şahinler var. Çünkü kendisi hem yapımında hem de fikir bazında bana çok yardımcı olmuştu. Dantelin nasıl kuşaklar ötesi birbirimize, geleceğimize aktardığımız gibi Atatürk'ün de asla unutulmaması gereken ve örfümüzde, kendi kalbimizde her zaman net bir şekilde durması gerektiği için böyle bir çalışma yapmıştım. Ekol Sanat Galerisi'nin bize sunduğu bu imkanla İzmirlerle buluşmuş olduk. Biz eşimle beraber çok mutluyuz İzmir'de bir sergi açtığımız için. 17 Mart'a kadar da açık kalacak. Umarım tüm İzmirli sanatseverler buraya gelip bir şekilde hem galeriyi hem de işlerimizi görmüş olurlar.